Aydın'da önceki gün otoban girişinde yanlış törnikeye girmemek için manevra yaptığı sırada kazaya sebebiyet veren ve taksirle ölüme sebep olmak suçundan tutuklanan Onur Bengi'nin eşi Sezin Bengi, olayda karayollarının da hatası olduğunu savundu. Bengi, bilim çağını yaşadığımız bu dönemde gişelerin HGS ve OGS diye ayrılmasına anlam veremiyoruz, dedi. Kazanın olduğu bölgedeki törnikeler önüne gelerek açıklama yapan Sezin Bengi, bilim çağını yaşadığımız bu dönemde gişelerin HGS ve OGS diye ayrılmasına anlam veremiyoruz. Her gişeden OGS ve HGS okuma cihazı bulunsa ve ara bölmeler böyle betonlu olmayıp darbeyi emici plastik olsa bugün bu kaza sadece maddi hasarlı olurdu diye. Buyurun. Olmasaydı eğer, yurt dışında sulu bir sistem var mesela. Oraya çarptığında sulu. Su patlar en fazla değil mi? Beton bariyer neden konuyor ki buraya? HGS, OGS diye geçiş sistemi olmasa, yok geçtiğinde cezası olmasa. Olursa da olsaydı keşke, biz bilseydik zaten o şekilde geçmezdi benim eşim. 30 kilometre hız sınırına uysalar. Karşı taraf. Söyleyecek artık hiçbir şey bulamıyorum ben. Karayollarına. Herkese sesleniyorum. Bizim başımız yandı. Onların da yanmasın. Bu olayı lütfen düzeltelim. Burcu plaka aldın mı? Bu TV kanalı var. Canlı yayın mı? Sistem okey oldu. İstasyon mahallesi kömürlüğü olacak. Duvar.